Şimdi ben seni şey için aradım. Yarınki meseleyle alakalı. Neredeki baba? Bilmiyorum. Yarınki meseleyle ilgili. Mustafa'yı mı bir çağırırsın? Yarınki mesele Mustafa'yı, neydi baba? Mustafa'yı seni. Heh. Yarınki mesele neydi? Mustafa'yı diyorum bir çağırırsın. Senin arkadaşın Tamam. Mustafa yok mu? Heh. Ha. Hangi Mustafa? Hangisi o? Büyükşehir Belediyesi'nde olan Mustafa yok muydu? Menajer ya. Ha, evet tamam. Hı. Tamam. Mukaddes Hanım'ın oğlu. Evet. Tamam. Tamam. Yani onunla bir görüşürüz. Şimdi bugün beni şey biraz canımı sıktı. Bu Aziz'in yaptığı açıklama. Evet. Diyor ki yani Şenes Ersik de şey diyor. Başbakanın yanındayken Mehmet Ali Aydınlar ne konuştunuz diyor. Şimdi orada tabii yanımızda aklımda kaldığı kadarıyla Göksel de vardı. Üçlüydük. Şimdi tabii bir defa bunu açıkla diyor ona. Tamam mı? Şimdi tabii bu çok edepsizce bir yaklaşım. Şimdi burada bir defa ne konuştuğumuzu sana Mehmet Ali Aydınlar herhalde söylemeyecek. Şener Serzin de söyleyeceğini zannetmiyorum. Gökçen'in söyleyeceğine de ihtimal vermek istemiyorum. Kim Şimdi kaldı? kimse kalmadı. Şimdi şöyle bir şey var. Kaldı ki bizim gündemimizde zaten sen yoksun. Tam aksine Fenerbahçe ile ilgili bu konunun UEFA'da gündeme gelmesi, federasyonun takınacağı tavır, olsa olsa bu oluyor. Gündemde ne vardı konuşulan? Fenerbahçe düşürülecek. O zaman en çok konuşulan şey. Anlatabiliyor muyum? İşte şeye, Avrupa kupalarına katılamayacak. Hatta belki bu milli takımı da sıçrayacak. Yani bu tür şeyler vardı. İşte o aralarda hatırlarsanız şeyin UEFA'nın bizde bir kongresi olacaktı ya. O kongrede ben bir konuşma yaptım. O konuşmada ben dedim ki eğer dedim şey bir ceza verilecekse bu cezalar güzel kişiliklere verilmez. Gerçek kişilere verilir. UEFA'nın bunu düzeltmesi lazım dedim. Yani kişiler yanlış yapmış olabilir. Bu kişilerin yanlışlığından dolayı yani milyonlarca insanın mensubu olduğu bir kulüp cezalandırılamaz. Hatta bana Platin o zaman dedi ki bizim böyle bir maalesef kararımız var dedi yani. Söylediğin haklı ama ben buna katılamam dedi. Ya katılırsın veya katılamazsın. Ben de bir başbakan olarak ben partilerin de kapatılmasına bu noktada mesela karşıyım. Çünkü partiye ceza veremezsiniz diyor. Partinin genel başkanına ver, suçu işleyene ver ama partiye veremezsiniz diyor. Bunu her zaman işliyorum diyor. Kulüplerde de böyle bakıyorum olaya diyor. Ve bizim konuştuğumuz o Şenes'e de ben buradan özellikle şey yaptım. Dedim bunu dedim senin işlemen lazım. Ve tabii sonunda işin geldiği yer ortada. Buyur Fenerbahçe 2 yıl. Şu anda men aldı. Ama ne oldu? En azından gerek bu federasyon gerekse UEFA Fenerbahçe'yi küme düşme noktasında böyle bir cezaya tabi tutmadı. Şimdi bunu medenin işlemesi lazım. Ya. Not alıyor musun sen yani? Hayır, şimdi normalde Mehmet Ali aslında o zaman 12 puan keselim her şeyi kurtaralım diyordu. Belki onu yapsaydı o başarılı olabilirdi, onu söyleyebilir ama o bilmiyorum. Hayır yani onlara da girilmez yani. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar o anda Fenerbahçe'nin başkanı değil ki. Mehmet Ali Aydınlar o anda tüm Türkiye'deki futbol olayının başında, onun yöneticisi. Yani böyle bir şeyi zaten konuşamaz. Yani bu tür şeyleri de yani başbakanla konuştuk diye bunları anlatmasının anlamı yok.
Ama yani böyle bir şeyi, yani mahrem bir olayı orada bunu başbakanı mı bu işin içine dahil etmek istiyorsunuz? Ya belki Başbakan da şunu mı yani? diyebilir, Yani bunu ben de ne bana bilmiyorum şimdi da bir cevap hakkı da doğuyor burada. Siz bu tür mahrem ilişkileri veya mahrem görüşmeleri de mi şey yapıyorsunuz? aman baba sen sakın girme, şimdi şöyle yapıyor o, yani Hayır görüyor. yahu anlamıyorsun ya. Ben cevap vermem. Ben başka bir şey söylüyorum sana. Yani o söyleyecek bunu. Ha Mehmet anladım. Ali Aydınlar söylemesi lazım. Evet. Yani siz adeta bu tür şeyleri de dinliyorsunuz. Yani böyle bir noktadasınız. Ve size bunu kim söylüyor o zaman? Bu işin tarafı belli. Mehmet Ali Aydınlar diyorsa ben buradayım. Öbürü de Şener Sersik. O zaman söyle Şener Sersik sana. Ne konuşulması açıkçası. Bu. İki. Yani bir diğer konu. Diyor ki Fener Bankı kuracağım diyor. Ya senin yaklaşık 500 milyon borcun var. Fener Bankı nasıl kuruyorsun bir defa? Fener Bankı kurman için senin 300 milyon dolar bir defa gelip BDDK'ya koyman lazım. Evet. Bu kadar borçların sahibi olan bir takım nasıl bunu iş halledecek? Yani bunları da çünkü milletin birçoğu bunları bilmez. Bakkal dükkanı gibi zannediyorlar banka kuracak. Buna tabii BDDK müsaade edecek mi? Şimdi de bir boyutu var. Yani her şeyi böyle yapacağım edeceğim diye neyi yapıyorsun sen ya? Dur bakalım. Mesela üçüncüsü yat limanı diyor. Yat limanı yapacağım demek yat limanı yapamazsın ki. Bunun müsaadesini aldın mı? Var mı elinde böyle bir imkan? 15 yıldır bu kulübün başkanısın. Bundan sonra geliyor işte Kenan Evren Lisesi'ni yıkacağım. Oraya AVM yapacağım. Otel yapacağım diyor. Yani bunları Mehmet Ali'nin işlemesi bakımından söylüyor. Aslında güzel yerlerden yakaladı. Ama daha somut hale bu işi getirmesi lazım. Ya Mehmet Ali Babacım. kendi mali müşavirliğini öne çıkarmıyor. Mali müşavirliğini öne çıkarmış. Şimdi hesap Şimdi verebilirliği bu kulübün yok. bunu yani eski yönetiminden kimler aday olmazsa, bir de mesela onda aday olacağını söylenen birileri kalkıp Mevleri Bey'in listesinde aday olursa bu bayağı darbeymiş olur. Eğer Mehmet isterseniz Ali'nin listesinde, bir defa Aziz'in listesinden bir sadece zannediyorum eski şeylerden bir Hamdi var. Bir ara Hamdi bulunmuştu onun listesinde. Şimdi orada bir Hamdi var, Mehmet Torun var. Doğrusu diğerlerini pek tanımıyorum. Yani çok farklı bir liste şey yapmış. Ben şeyi Ahmet'i aradım yalnız. Bizim Ahmet'i. Tamam, Ahmet Ahmet ile dedi Hüseyin ki aday olmuyor da mesela Ahmet Uzokur diyorlar Aziz'in listesinde. Ahmet Uzokur Aziz Yıldırım'ın listesinde. nerede olursa olsun ya ben de Evet işte tamam. Ahmet Bey Davutoğlu'na yani bunlar şey yapıları karakterleri bir Ya eğer babacığım ne eğer diyorsun bir sen bu duruş işe? göstereceksek gidelim oy kullanalım o gün yani. Ya şimdiye kadar bizi bu işin içine çekmeyin dedik herkese. Ya tamam da onlar ayrı bir konu. Ben sana şimdi şey, sen git orada göster göster. Oy kullanmayacaksın zaten. O ayrı mesele de. Ya oyumu kullanırım. Sordukları zaman da Mehmet Ali Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum derim. Çıkarım mesela. Değil mi? Ya o da olmaz. O da olmadı işte. Yani oy gizlidir diyeceksin. Oyumu kullanmayacaksın. Çünkü o Ya daha o zaman da hiç haysiyetli. gitmenin şeyi yok. Gitmenin anlamı yok o zaman. Ya da Niye işte ya? Bir oy bir oydur. onların yanında dururum falan. Yani bir desteğini de belli etmek lazım ki başkaları da hani ne bileyim yani etkisi olacaksa. Gerçi babacığım adam Allah. delegelerle falan amatör kulüpler üzerinden herkesi bir güzel şey yapmış Ya o ayrı tabii yani. canım o ayrı. Yani burada Mehmet Ali hem olaya geç girdi hem de şey olarak Delege çok olarak daha girdi. farklı girilebilirdi yani. Evet. Neyse tamam hocam ben şimdi konuşurum Mustafa'yı çağırırım gelir buraya. Sen Mustafa Ereğli'yi söyle yani Tamam. bunlar çok önemli. Mesela şeyi o Pendik'teki yerlerle alakalı. Yani bunlar hep imar konuları. Bunların birçoğu yani şey olarak şeylerle böyle yapacağım edeceğim falan falan diyor. Bunların belediyelerle hükümetle vesaire. Ha bir de tabii üzerinde durması gereken en önemli şey. Mesela bu şike yasasını
bize getiren Aziz'in kendisidir. Onu söylesin mi? Kendi getirdiği yasayla, ha? Hayır, değişikliği mi Hayır. getirdi, yasayı Yani getirdi. bunun Mehmet Ali'nin işlemesi lazım işte. Heh. Öyle bir yasa hazırladınız ki de kendi ayaklarınıza sıktınız diye onu oradan da bulması lazım. Ya şimdi Mehmet Ali'nin Tamam. ben başkanken Fenerbahçe'yi korumak için elinden geleni yaptım dese bir türlü demese bir türlü olabilir. Öyle düşün. Ya Mehmet Ali baskette, voleybolda o kendi ilgilendiği birimlerdeki başarılarını anlattı diye sen onu. Tamam hocam, ben şimdi onu Ben ararım, aldığım gelir bırakırım. birimlerde Fenerbahçe şampiyon yaptım. Tamam. Mustafa'yı çağırıyorum. Mustafa'yı anlattım. Tamam hocam. Tamam. Hadi selamünaleyküm. Alo. 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 Evet hocam. Oldu? Ahmet Rıza burada girmişti sesine. Girmiş namussuz ya. Bunun eğer basketbolda zaten basketbolun başına mı ne gelmişmiş geçen dönemde? 26 milyon dolarlık da sponsorluk anlaşması yapmışlar. Yani herhalde oradaki menfaatini başında durmak için basketbol şubesinin başına getirecekmiş. Durmanın başını tutsa ne yazar, durmasa ne yazar. Baba benim anlamadığım şu. Bunlar Gitti, gitti. hayatlarını, bak baba, Burada iki tane adam var ki. bunların hayatları omurgasız ve karaktersiz durmak, taraf tutmamak Öyle. üzerine kuruluyken böyle bir zamanda nasıl taraf tutmaya cesaret edebiliyorlar ya? Siz değil miydiniz tarafsız, hiç kimseye, herkes aynı mesafede olmaktan dem vuran, her yerde karaktersiz duruş Hayır bak sergileyen? karar değil mi? Efendim? Bak. Nesi bunun sesi yüksek ya? Bak. Bak. Evet oğlum. Yani onu diyorum ya, bunların özelliği herkese eşit mesafe, tarafsızlık. Oğlum her zaman bu hiç ondan şey yapmıyor. Yani hakikaten enteresan ya. Gidip böyle bir namussuzun Sana yanında. Bir de geliyor sen şey bakanın soruyor. damadısın ya. Ülker olmayı bırak, sen Hayır bakanın damadısın. bakan bana soruyor. Tamam mı? Sorduğunda dedim ki her zaman girmesin. Böyle ne işi var orada? Yani ne gerek var diyor. Yani böyle bir adamın yanında dedim ama. Bakanın sözünü de dinlemezdim. Hayır, o bana sordu. Ne dersin dedi. Hani niye Şimdi soruyor ki o zaman? geç. Allah. Namussuz bu. Neyse, hiç Namussuz. önemli değil. Hayırlısı olsun. Yok ama ben sana söyleyeyim Benim mi? Çok. eteme arıyor. Eteme yok şöyle yok böyle falan değil. Diyor. İşte ben başbakanım şöyle söylüyorum. Bunun Ya boş konuşması ver. da onu dinledin mi? Kapanış konuşması. Evet, o da rezillik. Orada bir ifade geçmiş. Ben dinlemedim tabii de. Cumhuriyet bilmem nesi falan filan. Yani Ta son tabii kaleyi canım. düşürmeyeceğiz falan gibi böyle bir laf kullanmış. Tabii canım, onları destekleyen ulusalcılara da mesaj verdi. Evet. Ya ama babacığım çok Tamam. iyi oldu, ben sana söyleyeyim, yine iyi oldu. Çünkü yani en azından senin için rahat olacak yani inşallah. Ya ben Sen bugüne kadar yani bazı şeylerde maalesef çok iyi niyetli davrandığını da herhalde görmüş olursun. niye? Evet babacığım işte. Oğlum ben bütün bu süre içerisinde ona yüz verdim. Hayır, senin bu adama Bak yüz vermesen cezaevinden de çıktı. bu adamın Cezaevinden yolu... çıktı. Bu kadar randevu istedi. Bu adam daha bugüne kadar bir tane randevu verdi. Tamam, randevu almasın da babacığım yani. Bu takımı korurken bu adam da maalesef nimetlenmiş oldu yani. Ne gerek var yani? Neyse.